Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, şu ana kadar öğrendiğimiz cümleleri biraz daha ilerletelim. Bir önceki derste dedik ki bize DAX'ta skalar değer döndüren, sabit değer döndüren iki tane fonksiyon grubu var. Her ne kadar Learn'de tek bir liste altında gözükse de. SUM Some ve SUMX grubu. Aggregator'lar, Iterator'lar. Ekranda açık olan model bizim kurduğumuz kontozo modelin daha da basitleştirilmiş bir hali. İlişkilere bir tekrar hatırlamak adına geri gelelim. Kategoriler alt kategorilerle kategori ID üzerinden bağlı. Her bir ürünün alt kategorisi alt kategorilerle bağlı. Satışlar tablosu ürünler tablosuna ürün ID üzerinden bağlı. Tarih tablosuna da tarih üzerinden bağlı. Ve bizim tablolarımızı oldukça basitleştirdim bu ders için. Tarih tablosu, bildiğimiz tarih tablosu. Hepi top 8 tane ürünümüz var. Ürünler tablosunda ürün ID adı, birim maliyet bilgisi var. Satışlar, fake tablomuz, kategoriler, alt kategoriler, diğer master tablolarımız. Şimdi rapor ekranına tekrar geri dönelim. Rapor ekranındaki şu üstteki 4 tablo, biraz önce gösterdiğim tabloların verisini gösteren tablolar. Alttaki de bizim birazdan metriklerle besleyeceğimiz, destekleyeceğimiz bir matris. Tarih tablosunu kalabalık yaratmaması için buraya almadım. Şimdi şu ana kadar öğrendiğimiz konseptlerden bir tanesi filtrelerin akışıydı. Filter propagation diye bahsetmiştik. Ve ok yönünde bir tablodan başladığımızda, ok yönünde diğer tablolara gidebiliyorsak elimizdeki filtreleri taşıyabiliriz demiştik. Sam Some ve Samex grubundaki fonksiyonları anlatırken de kurduğum cümlelerde gördüğü set üzerinden Gördüğü tablo üzerinden, gördüğü sütun üzerinden gibi cümleler kurdum. Artı Excel tarafından gelen bir kullanıcı iseniz Power BI'de hücre referansı yok. Gözümüzün önüne hep virtual tablolar, sanal tablolar gelmesi gerekiyor demiştim. Şimdi şu ana kadar öğrendiklerimizi bir simüle edelim. Kategoriler, alt kategoriler, ürünler soldan sağa doğru tablolar birbirine one to many şeklinde bağlı buradan bu tarafa doğru kategorilerden alt kategorilere, ürünlere, satışlara doğru giden bir ilişki var. Tarih tablosundan da benzer şekilde satışlar tablosuna doğru giden bir ilişki var. Şimdi bir önceki derste satışların miktarını bulabilmek için tek bir sütün üzerinden bir aggregation olduğu için sum versiyonunu kullanmıştık. Sum bana sütün ver, satışlar tablosundaki miktar sütünü topla gel. Bu yazdığımız metriği de matrisimize düşürelim satışlar miktar. Şimdi DAX'daki çok basit ama en önemli cümlelerden bir tanesi şu. Eğer bir görselde bir rakam görüyorsanız her bir rakam farklı bir filter kontekst altında, ilgili filter kontekst altında hesaplanır. Achtung, attention, dikkat. Çok önemli bir cümle söyledim. Çok basit bir cümle söyledim. Her bir hücre, rakam gördüğünüz her bir hücre ilgili filter context altında hesaplanır. Filter context, kullanıcının yaptığı seçimlerden sonra elimizde kalan daraltılmış settir. Şu anki rapor ekranında herhangi bir seçim var mı yapmış olduğumuz? Yok. Peki, bir filter context'imiz gene var ama. Bu matrise ürünler tablosundan ürün adını düşürdüm. Yanında da biraz önce yazdım satışlar miktar diyor. Burada kaç tane rakam görüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total satırda dahil olmak üzere 8 tane farklı rakam görüyoruz. Bunun anlamı şu, bu yazdığımız metrik 8 defa ilgili filter context altında çalıştı ve execute etti. Bu hücrenin filter context'inde Apple MacBook var. Kaçmış bunun ürün ID'si? 2'ymiş. Bu 4 rakamı için bu yazdığımız formül çalışırken satışlar tablosunda ürün ID'si 2 olan satırları filtreledi. Bu sanal tablo düştüğünde bu virtual table düştü önüne eşittir öncesinde bütün metriklerde her zaman için bir filter konteks vardır. Önce o filter context'i bulur. Ondan sonra eşittir sonrasında ne yazdıysak execute etmeye başlar. Apple MacBook filtre yarattı. Ürün ID'si üzerinden önüne düşen sanal tablo bu satışlar tablosu. Bu tablonun başına geçti. Çünkü formülde diyoruz ki satışlar tablosuna git. Miktar sütunun başına geç. Miktar sütunu burada. Gördüğün rakamları topla çık. 3, 1, 4 etti. Aynı mantığı burası için de yapıyor. XPS Laptop Ürün ID kaçmış? Ürün ID 1. Satışlar tablosunu filtrele. Önünde kalan filter kontekstteki satışlar tablosu bu. O tablonun başına geç, rakamları topla, çık. 3. Hepsi için tekrarlamayacağım çünkü cümlenin mantığı birebir aynı. Satırdaki matristeki satırda gözüken ürün kimse, o ürün ürün ID üzerinden satışlar tablosunda bir filtre yaratıyor. Çünkü bizim ürünler tablomuz, satışlar tablomuzla one to many ürün ID üzerinden bağlı. Ama total satırı için aynı cümleyi tekrarlayacağım yine aynı mantıkla. Total satırında şu an herhangi bir yaptığımız seçim var mı? Yok. Dolayısıyla satışlar tablosunun tamamını önüne alıyor. Bu tablonun başına geçiyor miktar sütunun başına geçip şu rakamları topladığında 18 deyip çıkıyor. Daha önce söylemiştik tekrarlayalım. Total yanlış bir jargon. Asla ve kesinlikle ben 4, 3, 4 küsür küsür rakamlarını buldum deyip bu değerleri toplayıp çıkmıyor. Burası içinde, bu satır içinde bir filter konteks var. O filter kontekste hangi satışlar tablosu gördüğünü önüne alıyor, o tablo üzerinden çalışıyor. Sam tek sütün üzerinden çalışan bir aggregator'dı. Bizim yazdığımız formülde Sam değil de aynı aggregator grubundan average kullansak kurduğu cümleler gene değişmeyecekti. Bir tek en son yaptığı işlem değişecekti. Tablonun başına geç, önüne düşen filter konteksteki tablonun başına geç, miktar sütunlarının ortalamasını al diyecekti eğer average'i kullanmış olsaydık tek fark sonda yapılan aritmetik işlem. Aggregation. Şimdi satışları tutar üzerinden de hesaplamak istiyoruz. Ama tutar tek bir sütunda değil birden fazla sütundaki nümerik sütunlar üzerinden, nümerik bilgiler üzerinden işlem yapıp hesaplayabileceğimiz bir şey. Her bir satırda miktar var, fiyat var. Eğer benim satışlar tablomda bir tutar sütunu olsaydı miktarla fiyat sütunlarının çarpımından oluşan ona da çok basit bir şekilde sam satışlar tutar der çıkardım. Ama öyle bir sütunumuz yok. Ama hesaplamamız sağlayacak miktar ve fiyat var. Ve satışlar metriğini tutar üzerinden satışlar metriğini yazarken de sam değil, çünkü tek sütun değil birden fazla sütun üzerinden aggregation yapmaya ihtiyacımız var. Sam bana tablomu ver. al sana tablo satışlar tablosundaki satırlar üzerinden çalışacaksın. Satışlar tablosunda gördüğün filtre kontekste ne varsa onu önüne al, iterasyon yap, gördüğün tablonun ilk satırından son satırına kadar sana verdiğim ifadeyi execute et, çalıştır, en sonunda bulduğun rakamları topla çık. Şimdi iterasyon demek ne demek? Onu simüle edelim. Şimdi filtrelerin akışını şuradan bir örneklendirelim. Burada kategoriler var. Ben birazdan bilgisayarları seçeceğim buradan. Bilgisayarlar alt kategorileri filtreleyecek. Dizüstü, masaüstü şeklinde. Burası ürünleri filtreleyecek. Alt kategori ID'si 1 ve 2 olan bu ürünleri filtreleyecek. Hangi ürün ID'ler kaldı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4'ün satışı yok bu tablo önüne düşecek. Kategorilerde yapacağım seçim birazdan ok yönünde buraya, ok yönünde buraya, ok yönünde buraya filtre atacak. Dolayısıyla yapacağım aynı seçim aşağıdaki matrisi de tetikleyecek. Aşağıdaki matriste ürün ailesi 1, 2 ve 3 olan ürünler kalacak. XPS Laptop, Macbook, HP Desktop, PC 1. By default Power BI'daki rapor ekranlarında herhangi bir görselden bir seçim yaptığınızda diğerlerini filtreler. Bu filtreleme ile ilgili daha sonra veri görselleştirme kısmında detaylara gireceğiz ama buradan ben bir seçim yaptığımda alt kategoriler, ürünler, satışlar ve alttaki matrisi filtreleyecek yapacağım seçim. Bilgisayarları seçiyorum. Biraz önce simüle ettiğim hareketlerin sanal tabloları önümüze düştü. Bilgisayarlar alt kategorileri filtreledi. Dizüstü, masaüstü. Bunlar ürünleri filtreledi. Ürünler satışları filtreledi. Önümüzde filter kontekste bu tablo kaldı satışlar tablosunda. Metriğimize geri gelelim. Iterator'ların iterate etmesi ne demek? Satışlar tablosunu vermiştik. Her bir satırı için bu işlemi yap. İterasyonu bitir. Yani bütün satırları bitir, önünde kalan filter konteksteki her bir satır için bulduğun rakamları en son iterasyon tamamen bitirdikten sonra topla, çık. Peki, bilgisayarlardan seçim yaptık, filtreler aktı, filter kontekste önümüze bu tablo düştü. Eşittir'e başlamadan önce, eşittir sonrasına başlamadan önce elimizdeki filter kontekste gördüğümüz sanal tabloda, bu satışlar tablosu var. Samex Execution'a şimdi başladı. Peki matristen devam edelim. Yazdığımız metriği de matrisimize düşürelim. 350, 110 bir takım rakamlar hesaplandı geldi. Şimdi bilgisayarlar seçimini yaptık. Filter context satışlara kadar gitti. Aşağıdaki matriste de bir filter context her bir hücre için var. Değişmez cümle. Şuradaki Apple MacBook karşılığında 350'yi bulurken yaptığı iterasyonu bir görelim. Formülümüz de yukarıda açık kalsın. Aşağıda da formülün açık hali aşağıda da var. Apple MacBook için 350'yi nereden buluyor? Macbook'un ID'si kaç? Ürün ID'si 2. Bu hücrenin filter kontekstinde Sadece ve sadece bu ürün ailesi 2 olan bu satırlar kaldı. Filter kontekste gördüğümüz satışlar tablosunda sadece bu iki satır var. Tabloya geldi mi Samex? Geldi. Kaç tane satır var? İki tane satır var. İki kez iterasyon yapacak. İkinci iterasyonun sonunda bulduğu rakamları toplayıp çıkacak. Peki ne demişiz biz Samex'e? İlk satırdan son satıra kadar verdiğim işlemi yapacaksın. Nedir o işlem? Miktarla fiyatı çarp. Diyor ki 1 çarpı 50. Sanki burada fiktif 1 üçüncü sütün varmış gibi kenarına yazıyor. Alt satıra indi. İterasyona devam etmek zorunda. Gördüğü tablonun bütün satırlarını itere etmek zorunda. 3, 100, 3 çarpı 100, 300. İterasyon bitti mi? Bitti. Bulduğun rakamları topla çık. 350. Bulduğu rakam buradan geliyor. Aynı şeyi HP Desktop PC için yapalım. HP Desktop PC'nin buradaki filtre kontekstinde ürün ID'si 3 olan satırlar var. Satışlar tablosunda gördüğü filtre kontekstte Önündeki Virtual Table'da, Sanal Tabloda bu satırlar var. Samex tekrar çalışmaya başlıyor. Tablosunu buldu çünkü filtre konteksini buldu. İlk satırdan son satıra kadar aynı işlem. Bu satıra geldi. Buraya dedi ki bu 200. İkinci satıra geçti. İterasyon devam. Bu da 200. Toplamı 400. Aynı şey total satırı içinde geçerli. Değişen tek şey ne? Değişen tek şey total satırındaki filter kontekst. Herhangi bir seçim var mı? Var. Bilgisayarlar tetikliyor. Bilgisayarlar alt kategorileri o ürünleri o da satışları tetikledi. Filter kontekste gördüğümüz eşittir öncesinde gördüğümüz filter kontekste total satırında bu tablo var. Samex devreye girdi. Tablosunu buldu. Her bir satır için aynı mantıkla, aynı işlemleri yapmaya devam etti. Birinci satır çarptım. 100, ikinci satır 10, üçüncü satır 50, 300, 200, bir 200 daha. İterasyonu bitirdi mi? Bitirdi bu bulduğu rakamları toplayıp çıktı. Aynen sum average örneğinde olduğu gibi buraya sum x değil de average x yazsaydık her bir satır için bulduğu rakamları iterasyon bittiğinde ortalamasını alıp çıkacaktı. Aynı gruptaki fonksiyonların kafasının çalışma mantığı aynıdır. Son yaptıkları işlem değişir. Peki bu alttaki matriste ürün adının üzerine alt kategorileri getirelim. Kategori değil, alt kategori. Rakamlar değişti. Çünkü değişen tek şey filter context. Aynı cümleleri aynı mantıkla aynı şekilde tekrarlıyor olacağım. Başka hiçbir farkı yok. Bir tanesini yapalım ama. Dizüstü diyor 460. Dizüstü nereden geliyor? Bilgisayarların altında dizüstü var. Alt kategori ailesi 1. Alt kategori ailesi 1 olan ürünler bunlar. Ürün ailesi 1, 2. Ürün ailesi 1, 2 olan satışlar tablosunda bu var. İterasyona başladığında 460. Mantık aynı mantık. Hiçbir farkı yok. Son kez tekrarlıyorum. Bütün metriklerde en basitinden en kompleksine kadar nasıl bir metrik yazarsak yazalım hiç fark etmez. Eşittir öncesinde önce herkes filter kontekstini bulacak. Ve bütün görsellerde rakam gördüğümüz bütün hücreler ister line chart olsun ister matris olsun hiç fark etmez. Ilgili filter kontekst altında hesaplanır. Eşittir öncesinde bu filter konteksti bütün metrikler istisnasız bütün metrikler bulur Ondan sonra eşittir sonrasında ne yazdıysak o formülü execute etmeye başlar. Eğer eşittir sonrasında sum, average, min, max gibi basit bir tek sütun üzerinden aggregation yapan fonksiyon kullandıysak, filter kontekste gördüğü tablonun ilgili sütunun başına geçer, toplam alır, ortalama alır. Tek sütunluk. Eğer sum, x gibi, average, x gibi bir iterator fonksiyon kullandıysak, eşittir öncesinde gene filter kontekste gördüğü tabloyu önüne alır. Sanal tabloyu önüne alır. ilk satırından son satırına kadar o tablonun bütün sütun değerlerinin tek tek farkında olarak verdiğimiz işlemi yapar. Önüne düşen tablonun bütün satırlarının iterasyonunu bitirdiğinde sum dediysek toplam alır çıkar. Average x dediysek ortalama alır çıkar. Peki demiştik ki by default herhangi bir rapor sayfasında yaptığınız seçimler diğer görselleri filtreler, tetikler. Cep telefonlarını seçiyorum. Matrisdeki rakamlar değişiyor. Çünkü filter konteks değişiyor. Yaptığım seçimden sonra ok yönünde fake tablosuna gittiğimizde elimizde kalan filter kontekste gördüğümüz tablo neyse onun üzerinden çalışıyoruz. Gözümüzün önüne gelmesi gereken tablolar her zaman için bu virtual Filter kontekste gördüğümüz tablolar. Ve bütün metrikler önce filtre konteksini bulur. Daha sonra göreceğimiz konularda o filtre konteksti nasıl modifiye edebileceğimizi, nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. Ama tüm metrikler önce filtre konteksti bulur. Peki yapılan seçimler birbirini tetikler demiştim. Kategoriler tablosundan bir şey seçiyorum. Matris de değişiyor, ürünler satışlar da değişiyor. Benzer şekilde kategorilerden bir şey seçelim masa üstünü seçtim. Ürünler değişti, satışlar değişti, matris değişti. Peki matriste bir seçim yapacağım şimdi. Matristeki alt kategoriyi kaldıracağım. Sadece ürün adı kalsın. Ürün adı nereden geliyor? Ürünler tablosundan geliyor. Burada bir seçim yapıyorum. Diyelim ki XPS laptop'ı seçiyorum. Yukarıdaki tablolara dikkat edin. Ürünleri filtreledi satışları filtreledi ama alt kategorilerle kategorileri filtrelemedi. Neden? Ok yönlerinden dolayı. Bu yaptığım seçim nerede? Ürünler tablosunda. Ürünler tablosu nerede? Şunu biraz büyütelim. Ürünler tablosu burada. Ürünler tablosunda yaptığım bir seçim alt kategorileri veya kategorileri niye tetiklemiyor, filtrelemiyor. Çünkü ok yönünde bu tabloya geçemiyor. Ok yönünde kategorilere geçemiyor. Ama satışlara geçebiliyor. Ok yönü müsaade ediyor. Bu yüzden bu tablodan, ürünler tablosundan yaptığım bir seçim. Fact tablosunu filtreliyor, ürünler tablosunu filtreliyor. Ama kategorilerle alt kategorileri filtrelemiyor. Ok yönünde Gidemediği için. Basit cümleler, basit kurallar ama önemli kurallar ve hep hatırlamamız gereken kurallar. Bu resmi tekrar küçültelim. Şimdi modelde bir de tarih tablomuz vardı. Bizim bütün yaptığım satışlar 2023'ün 10. ve 11. aylarında gözüküyor. Aynı şey tarih tablosu için de geçerli. Hiç fark etmiyor. Tarih tablosu bizim satışlarımıza, Vantum beni bağlı ay sütunu üzerinden bir slicer ekleyip oradan bir seçim yaparsam diyelim Ekim aynı mantık gene çalışmaya devam edecek. Sadece 2023'ün Ekim ayında satılmış olan satırların olduğu satışlar tablosu filter kontekste önümüze düşecek. Burası için örneklendirmek gerekirse mantık gene aynı. Aynı cümleleri kuracağım. Hiçbir fark yok. Ama filter context tetikleyen bu sefer ne oldu? tarih tablosundan yaptığımız başka bir seçim oldu. Peki daha önce notasyonla ilgili basit ve önemli olduğunu söylediğim bir uyarıda bulunmuştum. Demiştim ki biz metriklerimizde eğer bir sütuna referans vereceksek, bir sütun çağıracaksak mutlaka ama mutlaka sütunun bulunduğu tablonun ismiyle birlikte çağırmamız lazım. Şimdi DAX sintaks olarak bazı fonksiyonlar altında bir sütun refere ederken başına tablo ismi koymasanız da o sintaksı kabul ediyor. Ve bu fonksiyonların en başında da iterator'lar geliyor. Iterator'lar bir tabloyu verdiğimizde o tablonun bütün satırlarının, bütün sütun değerlerinin tek tek farkındadır. Ve bu farkında olma durumuna biz row context adını veriyoruz. Satır bazlı işlem yapıyor olmanın, bulunduğu her bir satırdaki her bir sütunun değerinin farkında olma durumu raw context diye adlandırılıyor. Satır bazlı işlem yapıyorum. Hangi tabloda iterasyon yapıyorsam o tablonun bütün satırlarındaki sütun değerlerinin tek tek farkındayım bilgisi demek. Notasyon önerisine uyarısına dönecek olursak. Ben bu formül içerisinde her bir satırdaki miktar ve fiyat sütunlarının değerlerini çarp demek istiyorum. Ama sintaks olarak bana şöyle bir yazıma müsaade ediyor. Önce bir kopyasını alayım. Miktarın başındaki satışları sildim. Benzer şekilde fiyatın başındaki satışları da sildim. Hiçbir itiraz etmedi. Enter'a bastım ve çalışmaya da devam ediyor. Şimdi şu an görmediğimiz ama daha sonra göreceğimiz bir context transition konsepti daha var DAX'da. Ve context transition cümlelerini şu an açmayacağım ama çağırdığımız şeyin bir metrik mi yoksa bir sütun mu olduğunu yüzde net kesinlikle anlamamız gerekiyor. Notasyon uyarısında önerisinde dedim ki sütun çağırıyorsak mutlaka bulunduğu tablo ismiyle eğer daha önce yazdığımız bir metrik çağırıyorsak sadece ve sadece metriğin ismiyle çağırmamız lazım. Bu formül bir sumx fonksiyonu altında olduğu için bir sütunu başında tablo ismi olmadan da refere etmeme müsaade ediyor. Ama şu an ben bu yazdığım miktar bilgisinin veya fiyat bilgisinin bu tablodaki birer sütun mu Yoksa daha önce yazdım bir başka metrik mi olduğu konusunda hiçbir ipucum yok. Miktar diye acaba modelde bir metrik mi yazdım daha önce veya fiyat diye yoksa bunlar bu tablodaki sütunlar mı? Bilmiyorum. Bunu bilmenin tek yolu bu basit kurala uymak. Sütun çağırırken her zaman için başında tablo ismiyle. Eğer daha önceden yazdığım bir başka metrik varsa onu da lütfen sadece ve sadece ismiyle çağırın. Bu notasyona uyduğum zaman ben buradaki miktar fiyat bilgilerinin sütun, bu çağırdığım şeyin ise daha önceden yazılmış bir metrik olduğundan yüzde yüz emin oluyorum. Bu notasyona dikkat etmezsek, context transition devreye girdiği durumlarda beklemediğim sonuçlar alabiliriz. Peki bu yazdığımız metreyi biraz ilerletmeye çalışalım. Bizim farklı fiyatlarla sattığımız ürünler var. Minimum 10, maksimum 100. Şöyle bir şey yapmak isteseydik. Fiyatı 10'dan yüksek olan ürünlerin satışlarını bulmak isteseydik. Biz bu formülü nasıl modifiye edebilirdik? Şimdi daha önce veri modeli dersinde if kalıpları ile ilgili bir ön giriş yaptık. If basit bir kalıp ve bütün programlama dillerinde kullanım şekli aynı. If Böyleyse bunu yap, değilse bunu yap. Bunu bir örneklendirmeye çalışalım. Bunun bir kopyasını alacağım. Sağ tık. New measure. Başına diyelim ki fiyatı 10'dan yüksek olan. Peki cümlemizin uzunluğu biraz arttı. Anlamı yazacağımız formül de biraz uzamaya başlayacak. Tek satırda sintaks hatası olmaksızın bir formül yazabiliriz elbette ama bu tür sorularla ilgili alt satıra in, indent ver parametreyi verirken gibi basit kurallara uymak formülü yazmayı çok kolaylaştırır. Ben ne istiyorum? Satışlar tablosunun her bir satırında iterasyon yapacağım yine. Okey. Tablon bu. Burada hiçbir değişiklik yok. Top indent verdim. Her bir satırı biliyorum. Her bir satırda ne var biliyorum. Çünkü raw context yaratarak çalışan bir samexim, bir iterator'ım. Her bir satırdaki sütunların değerlerini tek tek görebiliyorum. Diyeceğim ki bulunduğun satırdaki, itere ettiğin satırdaki fiyat sütunu ondan büyükse bu işlemi yap. Değilse hiçbir şey yapma. Bunun başına bir if ekliyorum. if diyor ki bana logical test'imi var. Logical testin iter'e ettiğin satırdaki fiyat sütunu değeri 10'dan yüksekse bu işlemi yap, değilse hiçbir şey yapma. IntelliSense bize yardımcı olacak if satışlar fiyat ilkini yazdık. Şu parantezi kaldıracağız if'in parantezini kapatmadan önce bulunduğun satırdaki fiyat ondan yüksekse ilgili satırdaki miktar ve fiyat çarpımını al. Değilse hiçbir şey yapma. If'i kapattım. En dıştaki sum eksi de kapatacağım. Eğer bu formülü tek satırda yazmaya kalksaydım, if'in hangi condition'ı veriyorum, sum x'in hangi parametresini yazıyorum, hangi parantezi kapatıyorum, yazmam biraz daha zor olurdu. Formül daha da uzayacak olursa daha da zor olurdu. O yüzden bu basit notasyona, basit kurallara kod yazarken uymakta fayda var. Hazır if ile ilgili bir örnek yapmışken if condition true ise bunu yap değilse hiçbir şey yapma demiştim. Bunun default'u zaten eğer condition false ise hiçbir şey yapmamak üzere. O yüzden bu blank'i yazmak çok da şart değil. Aynı kapıya çıkacaktır. Condition false ise hiçbir şey yapma. Bu metriği de ekrana, matrise düşürelim. Metriğin adını da düzeltelim şöyle. Okey rakamlar aynı değil. Farklılıklar var. Fiyatı 10 TL olan satırları almıyoruz. İkinci en son yazdığımız Samex'li metrikte. Ama mantığımızda en ufak bir değişiklik yok. Eşittir öncesinde bir filtre konteks var. Filtre context'te gördüğümüz satışlar tablosunu önümüze alıyoruz. O tablonun her bir satırı için son satırına kadar verdiğimiz ifadeyi execute edeceğiz. Sadece yazdığımız ifadeyi değiştirdik mantığımız, çalışma mantığımız aynı gene. Hiçbir farklılık yok. Peki, burayı biraz daha ilerletelim. Şimdi tabloların yapısına bakacak olursak, bizim ürünler tablomuzda her bir ürünün birim maliyeti de var. Biz satışları bulabiliyor muyuz? Bulabiliyoruz. Miktar, fiyat, satışlar tablosundaki sütunlar formülünü yazdık, satışları bulduk. Acaba maliyetimiz ne? diye bir soruya cevap vermek istesek ne yapacağız? Deneyelim. Satışlar tablosunu iterate etmemiz lazım gene. Her bir satırdaki ürün kimse onun maliyetini, birim maliyetini ürünler tablosundan bulabilir miyiz? Bakalım. Metrikler saatik maliyet diyelim. Buna gene sum x maliyetleri bulabilirsek topla gel. Tablon satışlar tablosu bu tablodaki şurayı biraz açalım. Bu tablodaki bakın şurada tek tırnakla bir sütunu refere etmek üzere listeyi açtığımda bana gösterdiği listede iterasyon yapacağım tablonun bütün sütunları tek tek var. Satışlar tablosunu itere ediyoruz. Fiyat, miktar, tarih, ürün satışlar tablosundaki sütunlar. Başka ne gösteriyor? Daha önce yazdığım başka bir metrik varsa onu gösteriyor. Benim ulaşmak istediğim sütun nerede? Ürünler tablosunda. Önce miktar sütununu buradan bir çağıralım. Satışlar miktar tablosundaki her bir satırın miktar sütunundaki değerini git ürünler tablosunda demeye çalışıyorum ama göstermiyor bana. Yazmaya kalkarsam ürünler tablosunda birim maliyet diye bir sütun var. altını kırmızı çizgiyle çizdi. Bunun anlamı ben ürünlerde birim maliyeti haberim yok. Farkında değilim. Raw context yaratan bütün iterator fonksiyonların default kabiliyetlerinden veya kabiliyetsizliklerinden bir tanesi şudur. Bizim ürünler tablomuzla satışlar tablomuz arasında fiziksel bir ilişki var mı? Var, evet. Ama iteratorlar by default hangi tablo üzerinde iterasyon yapıyorsak sadece ve sadece o tablonun satırlarındaki sütunları görürler. Arada bir fiziksel ilişki olsa bile etrafındaki ilgili kayıtların farkında değildirler. Şunu Enter ile tamamlayalım. Görelim hata mesajını. Birçok Microsoft mesajı gibi anlamakta zorlanacağımız bir mesaj. Ama diyor ki haberim yok benim birim maliyet diye bir sütundan. Haberdar olmasını sağlamak için bir sonraki derste göreceğimiz related related table gibi iterator grubundaki fonksiyonların aradaki tablolar arasındaki ilişkilerin farkında olmasını sağlayan fonksiyonlarımız var. Eğer ben bu ürünler birim maliyet sütunun başına desem ki bulunduğun satırdaki ürün ID'nin ürünler tablosunda bulunduğu satır nerede? Satışlar tablosunda bulunduğun satırdaki iterate ettiğin satırdaki ürün ID'nin ürünler tablosunda related bir kaydı var. Git onu bul. Satışlar tablosundaki iterate ettiğin satırdaki miktar bilgisiyle ilgili ürünün birim maliyetini çarp getir. En sonda bulduğun rakamları topla çık. Biraz önce tariflediğim iterasyon mantığında hiçbir farklılık olmadı. Tek fark ne oldu? Formül tekrar açık kalsın. Şurası için örneklendirelim. Delt XPS için örneklendirelim. Bu için 30 maliyet hesaplamış. Nereden hesaplıyor bunu? Yukarıdaki formülümüz açık. Satışlar tablosunda iterasyon yapıyoruz. Iterate ettiğimiz tabloda Dell XPS Laptop'un olduğu bu satışlar tablosu var. Önümüze düşen tablo bu iterasyona başladık. Ne diyor sum x? Filter kontekstimizi bulduk. İterasyona başladık. Ne diyor sum x? Satışlar miktar sütunlu. Satışlardaki miktar sütunlu. 2'yi. Git ürünler tablosunda bulunduğun satırdaki ürün ID kimse related kaydı var. Oradan birim maliyeti bul. O da 10. Şuraya 10 diyelim. o maliyeti bul. Çarptığın zaman ne yapıyor? Bu satır 20. Alt satıra geç. iterasyon bitmedi. Ürün gene aynı ürün. Dolayısıyla maliyet gene aynı maliyet. İkisini çarp. Ne oluyor? 10. İterasyon bitti mi? Bitti. Bulduğun rakamları sum x dediğin için topla gel. O da 30 kurduğumuz cümlelerin mantığında ister basit yazın ister kompleks yazın hiçbir formülle hiçbir istisnai durum yok. Hep bu mantıkla çalışıyor. Filter context eşittir öncesinde bütün metrikler için geçerli. Önce onu buluyoruz. Ondan sonra execution'a başlıyoruz. Sadece sum, average gibi basit aggregator'lar kullandıysak filter context'te gördüğümüz sütunun başına geçip toplam, ortalama, min, max alıp çıkıyoruz hangi aggregator'ı kullandıysak, iterator kullandıysak birden fazla sütun üzerinden işlem yapmak üzere o tabloyu önümüze alıyoruz. Filter kontekste gördüğümüz her bir satırındaki değerlerin tek tek farkındayız o tablonun. Her bir satır için verilen işlemi yaptıktan sonra iterasyonu bitirdiğimizde toplam alıp çıkıyoruz, ortalama alıp çıkıyoruz. Hangi iterator fonksiyonu kullandıysak, iterator'ların yarattığı konsept iterate ettikleri tablo üzerinde row context yaratmak. Her bir satırdaki değerlerin farkında olma durumu. Bulundukları tablonun, iterate ettikleri tablonun gayet net farkında ama etrafını göremiyor. Etrafını görmesini sağlayacak fonksiyonlarda bu örnekte olduğu gibi related one tarafındaki bir bilgiye akses etmek istiyorsak veya many tarafındaki bir bilgiye akses etmek istiyorsak related table gibi fonksiyonlarla bulabileceğimiz bir şey. Bir sonraki derste bu fonksiyonların detaylarına gireceğiz.